sizler için Türkiye'nin en iyi 10 stadını araştırdık. Enler Kralı başlıyor. Bu hayatta bir tutkusu vardır. Futbol ise kimileri için aşk, kimileri içinse sevgi, kimileri içinse bir tutkudur. Bu haftaki Enler Kralı programımızda Türkiye'nin en büyük 10 tane stadını araştırdık sizler için. Programımız başlıyor. Numarası Güneydoğu Anadolu bölgesinden. Şanlıurfa GAP Arena Stadı 28 binlik kapasiteye sahip bir stadyum ve 2010 yılında Türkiye Kupası final maçına ev sahipliği yaptı. Here we go. Sitemizin 9 numarasında Antalya Arena var. 2015 yılında kapılarını açan stadyum 33 bin kişilik kapasiteye sahip. Stadın ayrıca özelliklerinden bir tanesi de kendi elektriğini kendi üretmesidir. İzliyoruz. Listemizin 8 numarasında UEFA'nın 4 yıldız verdiği bir stadyumumuz var. İsmini bir Kayserili iş adamından alan Kayseri Kadir Has Stadyumu var. Fenerbahçe ile lig maçında kapılarını açan stadyum 33 bin kişilik kapasiteye sahip. Numarada Vodafone Arena var. 41.903 kişilik kapasitesiyle ev sahipliği yapacak olan Vodafone Arena, Türkiye'nin ilk akıllı stadyumu ve ilk hibrit çim stadı olarak tarihe geçecek. Arasında Konya Tork Arena var. 41 bin kişilik kapasitesiyle 2014 yılında kapılarını açan stadyum milli takım için büyük önem taşımaktadır. Euro 2016 yılında birçok maçını orada yapmış olan milli takımımız Euro 2016'ya gitmeye de hak kazanmıştır. Bursa Spor'un stadyumu var. Timsah Arena. 45 bin kişilik kapasiteye sahip olan Timsah Arena 2015 yılının Aralık ayında kapılarını açtı. Türkiye'nin ender statlarından bir tanesi olmasının sebebi projelendirmesinde bir hayvan figürü yani timsah figürünün olmasıdır. Ayrıca İngilizlerin The Telegraph gazetesi dünyanın en heyecan verici 10 stadyumundan bir tanesi seçmiştir. Fenerbahçe Şükrü Sarıçoğlu Stadyumu var. 50 bin kişilik kapasiteye sahip olan Fenerbahçe Stadı 2009 yılında UEFA Avrupa Kupası'nda finalistini belirlemiş ve şampiyonluk oradan çıkmıştır. Werder Bremen ile Shakhtar Donetsk. Ve Türkiye'ye ilk stada ısıtıcı getirilen stadyumdur. Listemizin 3 numarasında İzmir'in incisi Ege var. İzmir Atatürk Stadyumu şu anda 51 binlik kişi kapasiteye sahip. Ama 1981 yılında Karşıyaka Göztepe maçında 61 bin kişi izlemiş ve 2. lig tarihindeki en yüksek seyirci rekoru kırılmıştır. Listemizin 2 numarasında Galatasaray'ın Türk Telekom Arena var. 52 bin kişilik kapasiteye sahip olan arena kapılarını 2011 yılında Ajax maçıyla açtı.
arasına. UEFA tarafından 5 yıldız verilen Atatürk Olimpiyat Stadı 76 bin kişilik kapasitesiyle tüm futboluna hizmet etmektedir. Ayrıca 2005 yılında Liverpool ile Milan arasında yapılan Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapmıştır. Unutmadan açılışı 2002 yılında Galatasaray ile Olympiakos maçıdır ve rekor kırılmıştır 79 bin kişi. Kralı bugünlük bu kadar. Sizler için en güzel statları tanıttık. Daha fazlasını istiyorsanız abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi sakın unutmayın. Hoşça kalın.